öyle bir hale gelmiş ki sistem, götürene maşallah, götüremeyene inşallah sistemine dönüşmüş. Türkiye'yi siyasetin finansmanını halk yapmadığı için, parası olanlar yaptığı için parası olanlar yönetir. Sistemin adı parakrasidir. Biraz önce teşkilatta hesaplar çıktı, kitaplar çıktı, üyeler çıktı, üyelerin verdiği aidat çıktı. Yüzde kaçlardayız? Peki bu teşkilat birilerine, birilerinin kucağına otursa böyle mi olur? Olmaz. Demek ki kucaktaki politikacılar. Evet. Kucağa oturmak tatlıdır. Peki bu siyasetin finansmanını kim yapıyor? Helalinden zar zor asgari ücretten iş bulmuş adamın siyasi partisiyle götürüp para verme şansı var mı? Yok. Kim veriyordu? Biz üç arkadaştık. Adnan Kahveci, Recep Yazıcıoğlu ve ben. Bütün dileğimiz öyle bir parti kuralım ki her ilde 1000 kişi bulalım. 81.000 kişi. Hiç kimseden 200 lira almayalım. Herkesten 100 lira alalım. Para veren adam hesap sorar. Para vermeyen adam hesap sormaz. Bir kişi bulamadık. Ayda 100 lira verecek. Trilyonlar önümüzde. Bu işi en iyi siz biliyorsunuz. Oturun bizim kucağımıza. Oh, bize çok kazandırırsınız. Aynen. Net söylüyorum. Ve biz dedik ki biz globalci olmayacağız. Kimsenin kucağına oturmayacağız. Ne oturmadık? Oturacak en sıcak kucak halkın kucağıdır. Hakkın kucağıdır. Parayla gelen, parayla giden. Hem de kusa kusa giden. Kusa kusa giden. Tarih bunlarla dolu. Nereden çok sayıda mesaj da var. Levent Gültekin'in oyu Bahçeli'nin oyundan fazladır diyor mesela. Kalben destekliyoruz diyor. Adam adayından neden rahatsızsınız diye senden rahatsız olanlara böyle çemkirenleri de görüyorum. Ama bu parayı nereden bulacak Levent Gültekin diyenler de var. Hemen sonuçta bu iş bir kampanya. Aslında cevap verdin onu. Onu evet, da söyleyelim, hatırlatalım. Bu dilekçelerle ilgili, daha doğrusu işte 100 bin imza meselesi noterden geçecekse ben cebimden karşılıyorum demedi. Yani param olsa da değil. Bir rüzgar olursa da hemen, onlar gidip yapacaklar. Hemen söylüyorum. Bu işler bir kere parayla olmaz. O da merak ediliyor. Bir kere yani. Bu işler parayla olmaz. Hı-hı. Birincisi cesaret lazım, heyecan lazım, duygu lazım. Ya fedakarlık gerektiren bir şey bu. Ve akıl lazım, strateji lazım. Bunu koyarsan ortaya, biraz önce söylediğim gibi, abi 30 bin liralık arabam var satıp göndereyim diyen insanlar çoğalır. Bunu koyarsan ortaya, yani gerçekten inandırırsan, gerçekten güven verirsen, gerçekten insanlar ben de böyle bir ülke istiyorum, ben de bunun dediği gibi ülkede huzurlu yaşarım duygusuna kapılırsa katılırlar. Onlara güveniyorum. Katılacaklar. Yani otoya gider 50 lira verir diyorsun. 50 lira da verir, 100 bunun lira da verir, kaldırma evet. 3 bin lira da gönderir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu bir özgürlük mücadelesi. Bu bir ülkenin varlık yokluk mücadelesi. Peki ben sana destek veririm diyen iş adamları işte ne bileyim toplu olarak bu işi organize edebilecek bir grup mutlaka falan çıkabilir. Şu anda kimseye, şu anda var mı diye hayır, soruyorum. Hayır konuşmuyorum, gitmiyorum. Bir iş dünyasıyla herhangi bir bağa girmemeye çalışıyorum. Olabildiğince bağımsız kalmayı koruyorum. Belki de bir iş adamına gitsem 5 milyon dolar istesem belki çıkarıp verebilir. Ama olabildiğince bağımsız kalmaya çalışıyorum. Ufak tefek destek olanlar elbette var. Ama ya bize 5 milyon dolar ver bu işi yapalım, kimseden almam para, öyle bir riske de girmem, öyle bir bağım da yok. Şuna güveniyorum. Şu andaki var olan imkanlarımızla, kendi işte topladığımız arkadaşlarımızla beraber yapmış olduğumuz imkanlarımızla biz kendimizi imza aşamasına kadar atarız. İmzada zaten o duyguyu kabarttık. İmza geldiğinde resmi olarak hesap açma, bağış toplama hakkım doğuyor. Tabii ondan sonra. Evet, açarım hesabı, koyarım ve derim ki evet halkım. Şimdi desteğinize ihtiyacım var. Yardım edin. 5 lira, 10 lira fark etmez. Gönderin. Destan yazacağız. Zaten onun da bir sınırı var bildiğim kadarıyla değil mi? 30 bin lira kişi başına en fazla. Destan yazacağız derim. Çok enteresan. Öyle bir hale gelmiş ki sistem götürene maşallah, götüremeyene inşallah sistemine dönüşmüş. Türkiye'yi siyasetin finansmanını halk yapmadığı için parası olanlar yaptığı için,
Parası olanlar yürütür. Sistemin adı parakrasidir. Biraz önce teşkilatta hesaplar çıktı, kitaplar çıktı, üyeler çıktı, üyelerin verdiği aidat çıktı. Yüzde kaçlardayız? Peki bu teşkilat birilerine, birilerinin kucağına otursa böyle mi olur? Olmaz. Demek ki kucaktaki politikacılar. Evet. Kucağa oturmak tatlıdır. Peki bu siyasetin finansmanını kim yapıyor? Helalinden zar zor asgari ücretten iş bulmuş adamın siyasi partisiyle götürüp para verme şansı var mı? Yok. Kim veriyordu? Biz üç arkadaştık. Adnan Kahveci, Recep Yazıcıoğlu ve ben. Bütün dileğimiz öyle bir parti kuralım ki her ilde 1000 kişi bulalım. 81.000 kişi. Hiç kimseden 200 lira almayalım. Herkesten 100 lira alalım. Para veren adam hesap sorar. Para vermeyen adam hesap sormaz. Bir kişi bulamadık. Ayda 100 lira verecek. Trilyonlar önümüzde. Bu işi en iyi siz biliyorsunuz. Oturun bizim kucağımıza. Oh, bize çok kazandırırsınız. Aynen. Net söylüyorum. Ve biz dedik ki biz globalci olmayacağız. Kimsenin kucağına oturmayacağız. Ne oturur? Oturacak en sıcak kucak halkın kucağıdır. Hakkın kucağıdır. Parayla gelen parayla gider. Hem de kusa kusa gider. Kusa kusa gider. Tarih bunlarla dolu.